Ya neden bu kadar seviyorlar seni sence? Yani ben olduğum gibi görünüyorum her zaman. Hiçbir zaman işte ne bileyim Bunun tam bir formülü var ki mı? bu ilk zamanlara dayanıyor aslında. Evet. 2004 yılından itibaren. Tabii ki Yurtseven Kardeşler zamanında da seviyorlardı ama pek fazla tek olarak ön plana çıkmamıştım. Evet. Benim ön plana çıktığım zamanları bu 2004 yılında en çok hani sanatçıların daha doğrusu baba sanatçıların bir anda albüm Evet. çıkardığı dönemde 40'a yakın albüm çıkmıştı. Evet. Ve hepsi birbirleriyle yarışıyordu. İşte gündeme gelmek için birçok magazin, haber, asparagaz haberler. Sonra işte herhangi bir mankenle çıkayım da albümüm daha ön plana çıksın diye ki aslında buna ihtiyacı olan bendim. Çünkü ben Evet. no name'dim. Buna rağmen bunu yapmadım. Hiçbir zaman işte insanlar beni tanımaması için şunu yapayım, böyle yapayım Ha ki ben her yalnız yalnız çıktım. derken yanlış anlama. Biraz önce tekrar düzelteyim. Arkanda çok ciddi bir halk topluluğu var. Ama böyle destek almadan şu an buradasın. Eyvallah, teşekkür Anlatabiliyor ederim. muyum? Evet, tabii ki. Yalnızlığının sebebi bu. Evet. Herkes şunu bekledi. Ha, Ya ben de işte bir espri yapmaya ha, çalıştım. şunu demek istiyorum. Yani herkes şunu söylüyor. Ya İsmail Yaka tamam bir tane tutturdu. Bir dahaki albümde görürüz. Evet. İkinci albüm de tuttu. Yıktı geçti. Üçüncü albümde görürüz. Evet. Üçüncü albüm de tuttu. Dördüncü albümde bu sefer pert oldu. Böyle bir beklenti var mı yok mu Evet. insanlarda? Yani vardı o dönemlerde. Yani sonra Evet. 5. albüm, 6. albüm ve Tamam hala pes burada ettiler eski. artık. Ya artık yani o yüzden o zamanları İsmail seni hakikaten. kimse desteklemedi kardeşim. Açık ve net söyleyeyim. Hiç kimse senin arkanda durmadı. Sen tek başına Don Kişotluk yaptın. Eline aldın Teşekkür ederim. kılıcını. Yel değirmenleriyle savaştın ve o değirmenleri yendin ve şu an buradasın. Hakikaten teşekkür ederim. O